Türkiye'de son ses. Bugüne kadar Kozak Yaylası'nda irili ufaklı grant işletmesi var. Yani bunların kapasite olarak işte 4000 metreküp, 5000, 6000, 10000 bilemediğiniz bu kapasitede üretim yapıyorlar. Ama bu ideal granitin geçen ay Çevre Müdürlüğü'nün duyuru sayfasına düşen chat dosyasında gördüğümüz bizi şaşırttı. Yani 3800 metreküpten 74000 metreküp'e çıkan bir kapasite artımı gerçekten olağanüstü bir artış. Üstelik de 208 hektarlık alanda, tarım alanı buralar, 208 hektarlık alanda bu işi yapacaklar. Dolayısıyla dikkatimizi çekti ve Bergama'dan bu Çet Halkı Bilgilendirme Toplantısı'na biz de katıldık. Bergama Belediyesi iki tane başkan yardımcısı ile avukatıyla katıldılar. Belediye meclis üyeleriyle katıldılar. Çevre köylerin işte aşağı cuma efendim başta olmak üzere çevre köylerden, terzalilerden efendim okçulardan köylerimiz de vardı orada. Ve Hacı Hamzalar köyü eski yeni muhtarları başta olmak üzere köy halkı, özellikle kadınları gerçekten var olan zaten 5 tane işletme var orada. 5 tane ocak var. Bu 5 ocaktan 5 ocağın oradaki hayvancılığa, oradaki tarım faaliyetlerine verdiği zararın çok büyük olduğunu dile getirdiler. Bunlardan zaten çok çekiyoruz. Bir de böyle devasa bir işletme, kapasiteli bir işletme. Biz tası tarağı toplar, şehre göçeriz buralara. Terk etmek zorunda kalırız diye köylerin kısmını sistemde bulundular. Biz de elbette biz şehirden daha köylere, koza her fırsatta gidip oralarda stres atmaya çalışırken köylerimizin kalkıp da Bergama'ya göç ederiz yaklaşımı elbette doğru değil. Bu bir feryadın, bir öfkenin ifadesi. Ama görünen o ki firma burada dersini hiç çalışmamış. Yani hazırladıkları bilgilendirme toplantısında işte kapasitenin 18 kata çıkacağı bir işletmede topu topu 10 kişi çalıştıracaklar. Bu 10 kişinin de en az 5 tanesi nitelikli uzman dışarıdan getirecekleri insanlar. Yani o köylerin kaderini 3-5 kişi çalışacak diye tüccarın insafına terk edecek yerler değil oralar. Çok değerli, Türkiye'nin endemik bitki örtüsünün en fazla olduğu yerler Kozak Yaylası. Yani sadece Hacı Hamzalar değil, bugün Kozak Yaylası'nda işte başta terzaliller, efendim okçular, aşağı cuma olmak üzere Bağyüzü köyü Ayvalık'a bağlı. Bu köylerde zaten granit işletmecileri o kadar pervasızca çalışıyorlar ki, yani istisnaları olur elbette. Bunlar söz meclisten dışı diyelim. Yani burada geneldeki o işletmelerin çalışma tarzları atıyorum 3 kat yüksekliğinde bir apartman düşünün. Buradan graniti alıyorlar, işliyorlar, satıyorlar, değerlendiriyorlar. Ama sonra orayı rehabilite etmeden geçip gidiyorlar. Yani bu işe başlarken bir tevlat bırakıyorlar. Öyle develik kulak bile
kalmayacak nitelikte bir teminat. O parayı bunun karşılığı devlet de bu insanların peşine düşmüyor. Yani sonuçta yediğiniz ekmeğin hakkını vermek gerekmiyor mu? Yani oraya bir zarar verdiysen, orasını böyle aydaki gördüğümüz o resimlerdeki gibi, kraterler gibi koca koca çukurlar açacaksınız, taş alacaksınız, ondan sonra terk edeceksiniz. Kozak şu an o durumda. Yani koza çıkalım bir gezelim bu Grand Çetmeci'nin yapılan yerleri. O kadar büyük tahribat var ki, o kadar büyük yani bu köylülerin yıllardır dile getirdiği bir durum. Biz bu vesileyle zaman zaman bu konuda tepki veriyorduk ama artık Kozak'ta bundan sonra yeni işletmelerin açılması Kozak'a yapılacak en büyük ihanettir. Var olanlar gittikçe azaltılarak Kozak'a bu işletmelerin terk etmesi gerekiyor. Kozak kendi asıl geçim kaynağı olan işte çam fıstığına, tarıma mümkünse işte doğa sporları, efendim ekoturizm dediğimiz bu yanıyla Kozak değerlendirilmeli. Kozak kendi ekosistemini koruyacak şekilde buralara yatırımlar yapılmalı. Fıstıksa işte fıstık fabrikaları, domatesle ilgili işlemler olabilir ama kesinlikle artık bölgede grant işletmeciliği bölgeye verdiği zarar çok arttı. Hacamzalardaki işletmeden biraz daha özelleştirmek gerekirse, şimdi yapılan sunumda işte biz kümülatif etkiyi dikkate aldık diyorlar. Yani kümülatif etkinin açılmışı, yani bölgede yeterince firma var mı? Bu firmalar köydeki efendim floraya, faunaya, oradaki tarım faaliyetlerine ne kadar zarar veriyor? Bunun ele alınması gereken bir bakış açısı, kümülatif etki. Şimdi orada Çevre Bakanlığı'ndan alınan bir kroki gördük. O krokide zaten 5 tane işletme orada faal durumda. 5 işletme zaten oradaki doğal doku oldukça tahrip etmiş. Hiç yoksa belki 8-10 tanesi de sırada. Yani ruhsat almışlar. Belki bu sene olmaz, seneye bir buralarda faaliyet sürdürecekler. Söz konusu şu anki firmanın 4.000'den 74.000'e artan kapasite talebi zaten kümülatif etkilediğimiz, yani yeterince orası kirlilikle doymuş, dolmuş. Yani bunun ötesine zorlamanın bölgeyi bitireceği zaten aşikar. Yani orada firma sunum yaparken bir anlamda kendi kendine ele verdi. Yani bölgede yeterince işletme var ve gelecek olanlarla da bölgedeki tarım faaliyetleri bitecek. Onun karşılığı bu. Biliyorsunuz 5 yıldır Kozak köylüsü ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçiyor. 5 yılda çam fıstıkları, ürün yok. İşte bir süredir konuştuğumuz köylüler şunu diyordu. 2018-2019 yüzümüz gülecek diyorlardı. Ama böylesi devasa kirli teknolojilerin önü açılırsa bırakın 2018-19'u Kozak'ta uzun yıllar burada çam fıstığını göremeyiz. Sadece çam fıstığı değil, yani Kozak'ta yaşayan
onca insan var, onca insanın hayatı, çoluğunun, çocuğunun geleceği. Bir Bergama olarak Bergama'nın, Dikili'nin, Ayvalık'ın buralar için akciğeri. Yani temiz havamızı, oksijenimizi en çok buralara, Kuzak Eylası'ndan suyumuzu, en temiz sularımızı, Geyikli suyu ve Kozak suları oradan geliyor. Yani burada bu projenin daha köylüyle karşı karşıya getirmeden firma sahiplerini Çevre Bakanlığı'nın kabul etmemesi gerekiyor. Yani Kozak bu kadar öyle tüccarın hesabına terk edilecek nitelikte bir yer değil. Çok değerli. Türkiye'nin en değerli ekosistemlerinin, endemik türlerinin olduğu bir bölge. O açıdan yanlıştan dönmelerini talep ediyoruz Çevre Bakanlığı'na. Artık Kozak Yaylası bırakalım, tarım faaliyetlerine yönelsin ve var olan işletmelerin yarattığı kirlilikte gerçekten denetim yok. O kirlilikte şu an Kozak'a çok büyük zarar veriyor. Geçtiğimiz günlerde Orman Bakanı Ayvalık'a gelmişti ağaç dikmek için o yangın çıkan bölgeye. İşte Ayvalık Belediye Başkanımız Kozak Yaylası'ndaki bu granit ocaklarının verdiği zararı dile getirdiğinde bu konuda ne yapılması gerekiyorsa biz varız diyerek yüreğimize su serpti. Umarız bu sözlerin arkasında dururlar. Kozak Yaylamızı, Dikili, Bergama, Ayvalık'ta yaşayan tüm insanlar hep birlikte sahip çıkarız. Kozakları da bir anlamda hepimiz rahatlatmış oluruz. Bunu özellikle yetkililerden ellerini vicdanlarına koyup bu konuyu bir kez daha gözden geçirmelerini talep ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Bergama'nın granit işiyle uğraşan Kozaklı büyük bir işletmecisi bir arkadaşımla şöyle bir yakınmada bulunuyor. İsmini vermeyeyim. İşte diyor ki Kozan'ın en güzel yerlerinde işte ağaçları kestik, taşı aldık oradan ama vicdanım rahat değil. Yıllardır bu sektörde uğraşan, herkesin çok iyi tanıdığı bir şahıs bu. Yani bu böylesi değerli yerleri biz tüccarın hesabına bırakıp da vicdanı sızlaya sızlaya cüzdanın doldurmasına daha ne kadar tahammül edeceğiz. O açıdan bizim Kozak Yaylası gibi Türkiye'nin birçok yerindeki değerlerimize sahip çıkıp buralara kırmızı çizgilerle hayır buralar uygun değil buralara yaklaşamazsınız denilmesi gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanımız İstanbul şehrine ihanet ettik dedi. 3 gün sonra İçişleri Bakanımız biz ben Trabzonluyum, Trabzon'un yaylalarına ihanet ettik dedi. Bu ihaneti Kozak içinde yapmayın lütfen. Yani Kozak'a ihanetin bedeli kolay kolay ödenmiyor. Yani bu topraklar kaybolunca, yok olunca, doğa bu kadar talan edilince tekrar ikinci bir Kozak bulamayacağız. Onun için lütfen Kozak'a ihanet etmeyin. Bir an önce buradaki tehlikeyi önleyin. Ege'de son ses.com